Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü sorumuz aklımızdaki kişinin hali ve ahvali. Bakalım ne halde, ne durumda, nelerle avunuyor, nelerle zaman geçiriyor, sizi düşünüyor mu? Bir bakalım bakalım. Evet. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kestim ve tabii ki kolektif ve niyetle bakalım aklımdaki kişinin hali ve ahvali nedir diyerek şöyle kartlarınızı seçmeye başladım. Tabii ki sizler de hemen kartlarıma odaklanarak, rezone olarak niyetinizi alabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar. Sizler kendinize ait olan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar, beğeniler bırakarak ve aynı zamanda da süper teşekkürlerle de benim yanımda olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bakalım bakalım aklımdaki kişi hali ve ahvali nedir, ne halde, ne durumda. Haydi bir bakalım, şöyle niyetlerimizi aldık. Ve kartlarımızı da seçtik. Sizler de şöyle bir odaklanın. Şöyle bir rezone olun. Yine kartlarıma niyetinizi gönderin bakalım. Evet, hazır mısınız canım gönül dostlarım? Hemen bakalım kartlarımızı açalım sizlerin adına. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Aklınızdaki kişinin hali ve ahvali ne durumda bir görelim. Şimdi... sıkıntıda. Evet, şimdi canım gönül dostlarım, bir kere niyet ettiğiniz kişinin öncelikle şunu söyleyeyim, sizinle bağlantılı geçtiğimiz en son dörtlü bir zaman içerisinde, yani bugünden itibaren geçtiğimiz bir 4 saat, 4 gün, 4 hafta, 4 ay içi, 4. ay ya da ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü ya da dörtlü bir saat diliminden beri sizinle bağlantılı böyle bir sıkıntı yaşadığı ya da bir sorun ya da bir problem içerisinde olduğunuzu veriyor kartlarım. Burada bir dargınlık olabilir, ayrılık olabilir, küskünlük olabilir ya da iletişim halindesinizdir de birbirinize mesafe koymuş da olabilirsiniz. Yani burada tabii ki hep diyorum ya, kendinize göre alın diye, ama gelen zaman dörtlü zaman, tabii ki zamanlara da çok takılmayın ama sonuç itibariyle burada niyet edilen kişi de kolektifimle arasında bir sıkıntı olduğu net bariz var. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin aslında hali ve ahvalinde pek de hoşnut ve güzel zaman geçiriyor diyemeyeceğim. Çünkü bakın, bir kere psikolojisi çok bozuk. İnanılmaz derecede şizofrene bağlamış kendisini. Fiziksel ya da psikolojik anlamda gerçekten sağlık problemleri var. Ve gerçekten belki etrafındaki insanlar, iş arkadaşları olur, akrabaları olur, sosyal çevreden arkadaşları olur gibi kişiler tarafından bayağı böyle psikolojik olarak belki baskı altında, belki manipülasyona uğradı, belki ona yapılan bir mobbing de olabilir. Ama burada gerçekten psikolojik olarak ya da fiziksel olarak sıkıntılı bir sürecin ya da
kişilerin, olayların içinde olduğu net bir şekilde belli. Yani o kadar net ki hem de. Çünkü bakın, etrafından bazı insanları, kişi ya da kişileri ya da olayları savurma çabası içerisinde biri ya da birilerini hayatından çıkarıp atmaya çalışıyor ya da atmış, ya da bunlar bağımlılıkları da olabilir canım gönül dostlarım. Belki de bağımlılıkları var. Bu bağımlılıklarından kurtulabilmek adına da bir mücadele ya da savaş veriyor diyebilirim. Şimdi sizinle bağlantılı, aslında sizinle karşılıklı gelip en çok istediği şey böyle bir ciddi ciddi konuşma yapabilmek. Çünkü bakın, en çok sizinle yapamadığı bazı konuşmalar ve bu konuşmalardan belki de yapamadığı konuşmalardan dolayı da kendi kafasının içinde inanılmaz huzursuz olduğunu görüyorum burada. Size belki söyleyemediği, belki anlatamadığı bir şeyler var ve bu yüzden dolayı da hali ve ahvalinde huzursuz, mutsuz, sağlıksız, gerçekten sıkıntılı durumda. Zaten bakın, psikolojik olarak şizofrene bağlamış. Yani paranoyak durumunda. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi bakın etrafında ona karşı kin, öfke ya da nefret besleyen kişi ya da kişilerle de mücadele içerisinde. Ha tabii bu kendi iç dünyasındaki kendi kendisine duyduğu belki öfkeyi de temsil edebilir burada. Hani etrafında öyle birileri yok diyorsanız eğer. Ama ruh halinde ve düşüncelerinde çok değişkenlik yaşıyor. Özellikle cinsel anlamda bazı başarısızlıklar ya da sıkıntılar içerisinde, bir şeyler istediği gibi gitmiyor tensel anlamda ya da ilişkiler anlamında, bu özel ilişkilerde diyebiliriz burada. Ne kadar cin fikirli, hin fikirli olsa da, ne kadar böyle bir kafasına şeytanlıklar düşünse de, ama istediği amaca ulaşamadığını da burada kartların bariz bir şekilde söylüyor. Ve özellikle de aşırı derecede dalgın, bu aralar çok dalgın, sakarlıklar var üzerinde, dalgınlıklar var, kaza, belaya, hastalıklara, ay ne arıyorsanız her şeye açık. Valla gerçekten çok sıkıntılı, en baştan en sona kadar son derece sıkıntılı kartlar geldi. Tek burada güzel olan hedefleri var kafasında. Şu an yapmak istediği hedefler, ki bu hedeflerin en başında da sizinle konuşabilmek, sizinle yaşadığı huzursuz, gerginlik ya da tatsızlığı bir şekilde halledebilmek, özellikle en son yaşadığınız konuşmalar, yazışmalar, bir daha diyorum artık aranızda en son ne geçtiyse bununla ilgili gerçekten çok ciddi sıkıntı yapmış. Yani bir şeyleri hani tamamlamadığınızı, yarım kaldığını düşünüyor ve bunlarla ilgili de bir konuşma yapmak düşüncesi içerisinde. Bak, gelen hemen devamındaki kart ne kadar doğru bir mesajla geldi. Çünkü şimdi burada aklınızdaki kişi sizi gerçekten hayatında bereketli, verimli, hatta belki maddi, belki manevi anlamda onun hayatında olduğunuzda, belki cinsel anlamda da bir zenginlik veriyordunuz ona, bir doygunluk veriyordunuz. Çünkü burada gerçekten kendi içinde iyileşmeye gitmek istiyor. Yani hali ve ahvalinde iyileşme yaşamak istiyor. Bu iyileşme de ruhsal olarak iyileşme ve muhtemelen de bunu sizinle yaşıyor. Ve hatta en önemlisi, artık her şeyin yolunda olduğu bir süreçte olmak istiyor. Özellikle yüreğindeki o neşenin, mutluluğun, huzurun tekrar yansımasını istiyor aklınızdaki kişi hali ve ahvalinde. Ha, ama ve lakin, bakın ne kadar güzel bir kart geldi. Helalleşmek. Şimdi bakın, sizinle belki de bir helalleşmeye de gitmek istiyor. Yani bu kötü anlamda değil. Belki sizin işte ona yaşattığınız neşe, keyif, mutluluk, işte maddi manevi zenginlik, bereket, bolluk. İşte bunları demek ki şu an hayatında bulamıyor. Ama burada bakın, bu kart aynı zamanda şunu da söylüyor bize. Seninle diyor istediğim fikirlerde diyor aynı yolda diyor yürüyemedim diyor. Mesela siz ciddiyet istediniz, ona gelmek istemedi. Ya da evlilik istediniz, ona gelmek istemedi. Ya da artık ne düşündüyseniz, ya da bu ilişkimizin adını koyalım, işte benim yanımda ol dediniz, olmadı gibi gibi gibi. Yani sizin istediğiniz, bakın sizin yolunda ya da sizin yolculuğunda olmadığından kaynaklı da sıkıntılar yaşadığını söylüyor kartlarım. Ve belki de bakın, burada aslında bu bağ kopartmayı da temsil ediyor. Hala aranızda bitmeyen bir bağ var. Yani bu bağlar daha kopmamış. Eğer ki tamamen kopması gerekiyorsa da birbirinizi sevgiyle affedip uğurlamanız gerekiyor. Ama maalesef burada aklınızdaki kişi bunun için ne kadar çabalasa da, gördüğünüz gibi,
olmuyor. Çünkü siz birbirinize bir yansımasınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kendinizde olmayan bir şeyi zaten karşı tarafta göremezsiniz. Burada siz ne düşünüyorsanız, sizin kalbinizden ne geçiyorsa, özellikle aklınızdaki kişinin hali ve ahvali ile ilgili, inanın bunu ona yansıtıyorsunuz. İşte hayatında biri var diyorsanız, aslında onun hayatında biri yoksa bile belki de onun hayatında birini çekiyorsunuz. Ya da onun hayatında kesinlikle kimse yok, sadece aklı, fikri, kalbi, düşüncesi bende diyorsanız, inanın bu düşünceleri ona yansıtıyorsunuz. Bence siz de bu arada kolektif enerjime sesleniyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili düşüncelerinize ve yansıtmanıza dikkat edin. Alın buyurun şu an cesaretini toplama süreci içerisinde. Özellikle cesur kararlar almak istiyor. Cesaretini toplamak istiyor. Size adım atabilmek ya da sizinle zaten en baştan beri gelen, hep sizinle bir yüzleşme yaşamak, bir konuşmak, hatta yeniden doğuşla bağlantılı. Şu an halinde, ahvalinde aslında önce kendini yeniden doğuşa götürmeye çalışıyor. Yani belki bağımlılıklarından kurtulmak, belki etrafındaki kötü ya da sıkıntılı insanlardan kurtulmak, belki işsizse işini kurabilmek gibi gibi gibi, yine siz kendinize göre alın burada. Ama önemli olan, aklınızdaki kişinin gerçekten, ay en güzeli bu, ay bakar mısınız muhteşem, şu kartın enerjisini alın lütfen, özlem kartıyla geldi. Ay muhteşem bir kart. Evet, gerçekten size karşı duyduğu bir özlem var. Bu özlem onun içinde gerçekten geçmişi tam olarak hatırlıyor. Bakın, hali ve ahvalinde geçmişi bir türlü unutamıyor ve size karşı da gerçekten bir özlem taşıyor. Şimdi aklınızdaki kişinin hali ve ahvalinde gelelim püf noktalarına. Şu an kafasında büyük hayaller var. Sizinle ve kendisiyle bağlantılı kurduğu büyük hayaller var. Evet, şu an bir sessizlik enerjisi hakim kendi üzerinde. Çünkü bakın, yine ilkbahar kartı, yeni bir başlangıç, yeniden doğmak. Yani artık kıştan çıktım, bir bahara doğru gideyim, yeni bir başlangıca hareket edeyim niyeti ve düşüncesi içerisinde. Ve gördüğünüz gibi bakın, bir dönüm noktasında aklınızdaki kişinin haleti ruhiyesinde ya da şu andaki hali ve ahvalinde bir dönüm noktasında olduğunu, ay üst üste gelen dönüm noktası ve dönüşüm. Yani yine gördüğünüz gibi farklı desteler, yine Makbuş abla enerjisiyle aynı düzlemde giden mesajlar. Gördüğünüz gibi canım dostlarım, aklınızdaki kişi şu an bir dönüşüm, değişim içerisinde, o değişim ve dönüşüm noktasına gelmiş. Artık bir şeyleri hayatında değiştirmek, dönüştürmek, işte yeni başlangıçlar yapmak, belki bağımlılıklarından kurtulmak, belki etrafınıza ya da ilişkinize zarar veren kişi ya da kişilerle araya mesafe koymak gibi 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 durumlar içerisinde olduğunu söylerken, evet bakın, gördüğünüz gibi yine yeniden doğuş, yeniden başlamak. Evet, şurada da bir yeni başlangıcımız var. Gördüğünüz gibi bakın, yeniden doğuş, yeniden başlangıç peşinde. Ve son olarak, evet yine geldik en baştan beri tüm kartlarımda söylediğimi sonuç kartında yine görüyoruz. Evet, püf noktasında size diyor ki kartlarım, evet hesaplaşma. Şu an aklınızdaki kişinin haleti ruhiyesinde, hali ahvalinde kendi içinde yaptığı hesaplaşmalar var. Kendi içinde kendisiyle, sizinle ve hayatıyla ilgili yaptığı yüzleşmeler, bazı hesaplaşmalar gündeminde ve bunların hemen akabinde de zaten önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair gelen mesajlarda kartlarım aracılığıyla bu şekildeydi. Evet canım gönül dostlarım, yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.